Gaziantep'te yakın savunma eğitimi alan sağlık çalışanı kadınlar, gerek mesleki hayatlarında gerekse günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri saldırılara karşı kendilerini korumaya amaçlıyor. Güçlendirmeye çalışacağız burada. Tutun. Bakın. Şuradayız. Bırakın. Bakın. Sağlıkçılarda olsun, işte avukatlarda, polislerde ve diğer meslek gruplarında çok fazla şiddet oluyor, şiddetle karşılaşıyorlar. Biz bu olayların önüne geçmek için kendilerini böyle pratik şekilde bir kadının erkeğe karşı nasıl savunabileceğini öğretmeye çalışacağız. Burada da Wushu İl Temsilciliği olarak biz gönüllülük esaslı olarak artık sürekli bir şekilde düzenli bir program haline getirip buradaki tüm kadınlarımıza inşallah bu eğitimi vermeye çalışacağız. Özellikle saldırılara yönelik, ondan sonra sıkıştıkları noktalarda, bıçaklı saldırılarda, sopalı saldırılarda bunlara nasıl karşılık verebileceklerini, bununla alakalı kendilerini nasıl müdafaa edebileceklerini, biliyorsunuz ki bir erkek ve bir kadının gücü eşit değil ama bunu en pratik şekilde Tai Chi'nin su felsefesiyle, en pratik çözümleme teknikleriyle aktarmaya çalışacağız. Bugün burada kadınlarımızın kendilerini toplum içerisinde farkındalık oluşturmak amacıyla, kendilerini savunmaları amaçlı böyle bir farkındalık oluşturalım dedik. Bundan dolayı böyle bir etkinlik düzenledik. İl Sağlık Müdürlüğü olarak 40 kişilik bir katılımla düzenleyeceğiz bu eğitimi. Şiddet sadece bir coğrafyanın sorunu değil ya da bir ülkenin, bir toplumun sorunu değil. Küresel anlamda bir aslında hepimizin ortak bir sorunu. Biz de bu ortak sorununa bir farkındalık oluşturalım, bir destek olalım. Küçük çapta da olsa en azından bizim yapmış olduğumuz bu farkındalık belki başka insanlara yol gösterici olabilecek. Ufak da olsa bir katkı sağlamak bizi mutlu edecektir. Küçük çaplı biz bu şekilde başlarsak belki farklı illerde, farklı bölgelerde de bu tür çalışmaları görebiliriz. Ya şöyle, insanın kendini savunması gerektiğine inanıyorum ben. Her koşulda, her şartta yani bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet, inşallah öyle bir şeylerle karşılaşmayız ama bilmemiz gerekiyor.